diaspora Yahudileri Aliya'ya ara versinler. Jonathan Barnett ve David Manasse, şimdiye kadar adlarını bilmediğim Kuzey Londralı iki Yahudi iş adamı, sporcu temsilcisi. 1994'te kurdukları Stellar Group, geçen yıl dünyanın en önde gelen spor ajantesi olarak onurlandırıldı. İşleri, dallarında en yetenekli sporcularla sözleşme yaparak onlara yeni ufuklar açmak, kariyerlerinde yükselmelerini ve daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak. Portföylerinde 2013'te Real Madrid'e 100 milyon euroya satılan galli futbolcu Gareth Bale var. Real Madrid, Gareth sayesinde 2013-14 sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'ni birkaç kez arka arkaya kazanarak dünyanın en değerli takımı ünvanına kavuştu. Stellar bu başarıları sayesinde dünyanın en büyük yetenek yönetimi şirketlerinden Los Angeles bazlı International Creative Management ICM firmasına satıldı geçen hafta. ICM ise yetenek havuzunun yalnız spor aleminde kalmayacağı felsefesiyle geniş bir yelpazeye hitap ediyor. ...basketbol, tenis ve golfun yanında Jerry Seinfeld, BAFTA ve Golden Globe ödüllü Olivia Colman gibi... ...The Crown'daki Kraliçe Elizabeth'i oynamıştı. Sinema ve televizyon da yönetiyorlar. Ayrıca edebiyat, kültür ve müzik alanlarında da yüzlerce yeteneğe yol gösteriyorlar. CEO'ları Chris Zilberman. Bu bir örnek hızla değişen dünyada eğilimleri, trendleri, kavrama, pozisyon alma, riski yüklenme, yenilikler peşinde koşma alanlarında Yahudilerin diğer etnik gruplardan aşağı kalan tarafları yok. Fazlası bile var. Fakat başarı kazanmaları için büyük havuzlarda yüzmeleri gerek. Doğdukları dilini, huyunu, suyunu iyi bildikleri yerlerde yükselme hırsı Yalnız kendileri, aileleri ve vatandaşı oldukları ülkeye yarar getirmiyor. Yahudiliğin ve sonuçta İsrail'in olumlu hanesine önemli katkılar sağlıyor. Bugün dünya Yahudileri hemen hemen yarı yarıya İsrail ve diasporada yaşıyorlar. İsrail dışında bir ülkede ortalama nüfusun binde beşini aşmaları halinde iş dünyası, bilim eğitimden de öte siyasi olarak da küçük bir ağırlık oluşturduklarını gözlemliyoruz. Nüfuslarına oranla Amerika Birleşik Devletleri'nde binde 18, Kanada'da binde 11, İngiltere'de binde 5, Fransa'da binde 7 ve Avustralya'da binde 5 gibi Yahudilerin yoğun yer aldıkları ülkelerde genel yaşama ve siyasete katkıları içinde bulundukları ulusun Yahudilere bakışlarında olumluya dönüştürüyor. Antisemitizm ve İsrail düşmanlığı ile mücadelede diğer ile aynı dili konuşmaları, aktivizmleri, kamuoyunu etkileme yetenekleri sayesinde bulundukları ülkede kalmaları İsrail'e güç etmelerinden daha yararlı kanımca dünya Yahudiliğinin bekası açısından. Bu fikre 30-40 yıl önce kapılamazdım. 1990'larda İsrail'in Orta Doğu'daki konumu çok daha zayıf, ekonomisi daha çelimsiz, nüfus dengeleri açısından daha olumsuz bir gerçeğe sahipti. Koşullar değişti. İsrail zenginleşti. Yahudi nüfusu arttı. Rus ve Etiyopyalı göçmenlerin desteğiyle. Arap nüfusun doğurganlık oranı düştü. Yoram Ettinger'e göre 2000'de toplam doğumların %30'u iken 2019'da %23 oldu. Tabi diaspora Yahudilerinin doğurganlık oranları da düşük. Asimilasyon riski yüksek. Neredeyse antisemitizm olmazsa bazıları Yahudiliklerin dahi unutacaklar. Önümüzdeki 10 yıllarda İsrail devletinin misyonları arasında Aliyah'ı ön planda tutmak kadar diaspora topluluklarının hayatiyetlerini canlı tutmaları için destek olması da planlanmalı. Henüz Aliyah yapmıyorsa İsrail bağını güçlendirme ve Yahudiliğinin kalıcı olması için. Bu önerimin tepkileri ulaşmasını bekliyorum. Fakat dengeler ters yüz oldu. İsrail güçlenirken diaspora Yahudiliği göreceli zayıfladı. İsrail'in yaşamsal riskleri artmadı fakat dünya Yahudilerinin kimliklerini koruma imkanı hızla azaldı. Barnett ve Manasse gençken İsrail'e göç etmiş olsalardı dünya yetenek yönetim havuzunda Yahudi yüzücüleri görmüş olacaktık büyük ihtimalle.